Merhaba arkadaşlar. Bu videoda Ersin yok. Arada böyle tek başıma videolar çekeceğim. Çünkü Ersin'le her zaman zamanlarımız uymuyor. Bu da video sayımızı bayağı azaltıyor. Tabii ki onunla yaptığımız serilere ve onunla çekeceğimiz videolar olacak. Onunla yaptığımız seriler devam edecek ama arada böyle ufak kaçamaklar da yapacağım. Deli gibi kendi kendime konuşuyorum. Şu an çok saçma oluyormuş böyle. Şimdi, geçen de bir arkadaşım sordu JavaScript nasıl çalışır diye. Biraz bundan bahsetmek istiyorum. Bunun konseptinden bahsetmek istiyorum. Umarım faydalı olur size de. Şimdi, muhtemelen okumuşsunuzdur bu videoyu. Seyrediyorsanız JavaScript zaten bir scripting dilidir. Yani scripting language'tir. Bu ne demek oluyor? İşte C Sharp gibi derlenen bir dil değildir. C Sharp işte derlenir bir exe oluştursun ve bu Exe doğrudan gidip işte bir işletim sistemi üzerinde, Windows üzerinde çalışabilir. JavaScript derlenmez ve ama tek başına işletim sistemi üzerinde çalışamaz. İlla bir ortam, environment'a ihtiyaç duyar. Bunun en bilineni işte browser'larımızdır. İşte Chrome'da çalıştırırız. Web sayfasında JavaScript'imizi çalıştırırız. Ya da işte Node.js kullanıyorsak aslında Chrome'un da kullandığı V8 Engine o makinede yüklüdür. Onun içinde çalıştırırız. Yani JavaScript tek başına çalışmaz. İlla bir şeyin içinde çalışması gerekiyor. O yüzden de scripting dilidir diyoruz. Single thread'dir. Yani eş zamanlı olarak aynı anda tek bir işlemi yapabilir. Mesela ben daha önceden C# çalışıyordum. C# çalışıyordum. O tarz dillerde çalışmış olanlar bilir. Asenkroni multithread işlemler yapabiliyoruz. Yani bir işlem bitmeden başka bir işlemi çağırabiliyoruz. Single thread olduğu zaman JavaScript illa ilk önce bir işlemin bitmesini bekler, sonra diğer bir işlemi çağırır. Yani aynı anda iki işlemi koşturamaz. Buna rağmen asenkron ve eş zamanlı çalışır. Yani sanki böyle multithreadmiş gibi davranır. JavaScript'i kullandıysanız bilirsiniz işte HTTP call yaptığınızda bir AJAX request yaptığınızda ya da işte set timeout'u kullandığınızda kod bloğu orayı geçer. Ama bir süre sonra işte set timeout'un sonucu döner. Sanki arka tarafta bir işlem çalışıyormuş gibi. Aynı anda birden fazla işlemi çalıştırıyormuş gibi. İşte set timeout'la çağırdığınız kod bloğu arka tarafta beklerken işte bir timer varmış gibi. Başka işlemlere devam edebilirsiniz. Peki bu single thread'de bunu nasıl yapıyor? Biraz bundan bahsetmek istiyorum. Şimdi örnek bir kod yazdım. Ekranda gördüğünüz gibi işte bir selamlama fonksiyonum var. Buna bir işte isim yolluyoruz. O bize işte merhaba Ahmet şeklinde bir cevap döndürüyor. Bir de giriş fonksiyonumuz var. İşte giriş işlemlerinden sonra selamlamayı alıp ekrana yazdırıyor alarm olarak. Şimdi bunun tek bir JavaScript dosyası olduğunu düşünelim. Uygulamamız çalıştığında JavaScript dosyamız şu şekilde okunuyor. İlk önce işte function selamlamaya bakıyor. Bu bir fonksiyon tanımlama. Ama henüz çağrılmamış. O yüzden bunu atlıyor. Sonra girişe bakıyor. Evet tamam giriş adında bir fonksiyonumuz var. Bunu da geçiyor. Henüz çağrılmamış. Buraya geldiğinde yani şu ana kadar hiçbir işlem yapmıyor JavaScript'imiz. Buraya geldiğinde ise ben artık giriş fonksiyonu çağırıyorum. Diyorum ki sen artık girişi çalıştır. Bu fonksiyonu çalıştır. Bunu çalıştırmaya başladığımda call stack'inde yani çalışma ortamında JavaScript giriş fonksiyonunu sıraya alıyor. Birinci sıraya alıyor ve çalıştırmaya başlıyor. Bundan sonra henüz daha giriş fonksiyonum bitmedi. Ama ben daha bu bitmeden bunun içinde başka bir fonksiyon çağırıyorum. Yani selamlama fonksiyonunu çağırıyorum. Bu sefer call site selamlama fonksiyonunu da alıyor. Ama bu şu anlama gelmesin. Aynı anda hem girişi çalıştırıyor hem selamlamayı çalıştırmıyor. Şu an girişte bir şey yapmıyor. Selamlama kısmına geçti. Yani multithread gibi düşünmeyi. Selamlama kısmında işte selam yazımızı oluşturuyor. Sonra return selam diyerek fonksiyondan çıkıyor. Fonksiyondan çıktığı anda yani fonksiyonun işi bittiği anda call stack'ten bunu alıyor, siliyor. Ben mesajımı aldım. Alarm fonksiyonunu çağırıyorum. JavaScript'in içinde bulunan alert'ı çağırıyorum. Ekrana merhaba Melih yazıyorum. Program burada yine duruyor. Call stack'tim burada alert'ın cevabını bekliyor. Yani ekranda OK butonuna basmanızı bekliyor. Daha sonra fonksiyonumun son satırı, fonksiyonum geriye return etmediği için, bir şey döndürmediği için son satırına kadar yani son süslü paranteze kadar geliyor. Ondan sonra çıkış yapıyor ve call sistemi boşaltıyor. Yani aslında bunu çok milisaniyeler içinde yapıyor tabii ki ama
Sıralama bu şekilde gidiyor. Yani call stack'imde bir şey var, çalıştırıyorum. O başka bir şey çağırıyorsa call stack'ime tekrar bir şey ekliyorum. Onu çalıştırıyorum. Ondan sonra bir şey daha ekliyorum. Ancak bu bitince bu sefer geriye doğru işte 3, 2, 1 şeklinde geriye doğru gidiyorum. Bu normal bir sırayla fonksiyon çalıştırma. Bunda aslında çok fazla bir sorunumuz yok. Bir de şu kısma bakalım. İki tane fonksiyonum var. Biri mesajları yüklüyor. İşte uzaktaki bir serverdan. Diğeri de kullanıcıları yüklüyor. Normalde Ajax işlemleri default olarak asenkrondur. Ama bu örnekte ben dikkat ederseniz asenkron özelliğini false yaptım. Yani senkron olarak çalışmasını bekliyorum. Bu da nedir? Ajax satırına geldiği zaman kod bu Ajax işleminin sonlanmasını bekleyecek. Yani bu 5 saniyede sürse bu işlemin sonlanmasını bekleyecek. Yani senkron olarak çalışacak. Tekrar işte yukarıdan aşağı tabii ki okuyor fonksiyonları falan ama o kısmı geçiyorum. Programı çalıştırdığım anda load mesajlar kısmı çalışacak. Ve bir Ajax call yaptığı için diyelim ki server bunu işte 5 saniyede hazırlıyor. Load kullanıcıları geçemeyecek çünkü Ajax call'um benim asenkron. Bunu beklemek zorunda. 5 saniye boyunca bu şekilde bekleyecek. Call stack'te load mesajlar kalacak. İyi, güzel. Bu işlemi bitirecek. Bu sefer load kullanıcı da işte 3-5 saniye daha bekleyecek. Tamam, güzel. Bu işlemi de bitirecek. Sonra ekrana işlem tamamlandı yazacak. İşte 5 saniye, 5 saniye, 10 saniye sonra işlem tamamlandı yazacak. Tamam da benim için bunun ne önemi var? Tamam, bekleyeyim. Yani 5 saniye beklesin, kullanıcıya da bekle deriz. Ne olacak işte, veri tabanından yüklüyoruz. Normalde de öyle yapılmıyor mu zaten? Kullanıcıya bekle diyoruz bir şeyler yüklerken. Ama burada kötü bir şey var. Eğer browser üzerinde kullanıyorsanız call stack'te bir işlem varsa browser ekranı kilitlenir. O yüzden call stack'te yaptığımız işlemleri minimum sürede yapmak isteriz. Milisaniyeler içinde yapmak isteriz. Bunun için bir örnek kod hazırladım ben. Şuradan kodumu açayım. Normal basit bir index HTML sayfası. İçinde hiçbir şey yok. Şöyle de çalıştırayım. Sample page yazdım ekrana. İki tane butonum var. Start ve alarm. Alarm butonuna basınca normal selam diye şu fonksiyonu çalıştırıyor. Bir alarm çalıştırıyor. Mesajlar butonuna basınca da bir toplama işlemi yapıyor. İşte 9 milyar 900 bilmem kaç bu sayı işte o kadar kez döngü yapıyor. Ondan sonra ekranda da toplamı yazdırıyor. Şimdi benim beklediğim aynı Ajax Call'da gibi, bunu Ajax Call'daki gibi bunun işte 3-5 saniye sürmesi. Şimdi ben normalde alarm butonuna bastığımda hemen çalışıyor. Start butonuna basayım. Konsolu da görmek için konsola yazdıracak. Start butonuna basıyorum. Start butonu basılı kalıyor ve ben şu an işte alarma 1, 2, 3 kere bastım. Ekranda gözükmedi işte. Sample yazısını seçemiyorum. Yani ekran böyle kilitlendi. Şu an duymuyorsunuz ama işlemcim de böyle coştu. Öyle brrr diye ses çıkartıyor. Sonuç geldi. Dikkat ederseniz sonuç geldikten sonra benim kliklerim çalışmaya başladı. 3 kere basmıştım. 3 kere çalıştı. Bu istenmeyen bir durum. Yani kullanıcıya böyle bir deneyim yaşatmak istemeyiz. O yüzden de mesela bu işlemi normalde senkron yaparız. Ama peki bu nasıl çalışıyor? Tamam, sırayla yaptırıyor. Beklemiyorsa bir süre sonra kendi kendine nasıl çalışıyor? Önce bunu call stack'te nasıl olduğunu bir görelim. Şimdi iki tane metodum var ekranda. Bunlardan biri load kullanıcılar. Kullanıcıları yüklediğim bir fonksiyon. İçinde de set timeout fonksiyonu var. JavaScript'in içinde bulunan set timeout fonksiyonunu çağırıyorum. Bu iki tane parametre alıyor. Birincisi callback, yani timeout işlemi bittikten sonra hangi fonksiyonu çağıracağı. İkincisi de kaç saniye, kaç milisaniye sonra çağıracağı. Ben 6000 milisaniye dedim. Yani 6 saniye sonra timeout callback fonksiyonu çağıracak. O da yukarıda gördüğünüz işte kullanıcılar yüklendi yazıyor ekrana. Şimdi programımı çalıştırdığımda birinci işlem buradan, çünkü bunları geçecek. Buradan çalışmaya başlayacak. Console.log ekrana console.log yazma işlemini yaptı. İşlemi bitirdi. Load kullanıcılar çalıştı. Load kullanıcılar içine geldi. Load kullanıcılar içindeyken başka bir fonksiyon olan set timeout'u çağırdı. Henüz timeout callback'i çağırmıyor çünkü 6 saniye sonra çağıracak onu. Set timeout fonksiyonunu çağırdı verilen parametrelerle.
Sonra bunu geçti. Ve bu ekrana kayboldu. Gitti bir yere. Yani yok. Kullanıcılar metodunu sonlandırdı. Console.log işlemden sonra yazısını ekrana yazdırdı ve işlem bitti. Henüz ekrana bir şey kullanıcılar yüklendi diye yazdırmadı. Aradan 6 saniye geçtikten sonra bir anda biz hiçbir şey çağırmamamıza rağmen call stack'te timeout callback fonksiyonu gözüküyor. Onun içine giriyor işte console.log'u ekrana yazdırıyor. Sonra console.log ve timeout callback call stack'ten kayboluyor. Peki bunu nasıl yönetti? Şimdi single thread yani başka bir call stack yok. Hani başka bir yere atıp bunu hadi sen 6 saniye sonra çalış yapamıyor. Burada işin içine çalıştığı ortam giriyor. Yani işte V8 engine üzerinde çalışıyorsa yani Chrome üzerinde çalıştırıyorsanız devreye Chrome giriyor. Aslında Chrome'un hangi dille yazıldığını bilmiyorum ama işte mesela C gibi C++ gibi bir dille yazılmıştır diye tahmin ediyorum. Onu hiç araştırmadım. Ama o multithread çalışabilen bir şey. Yani multithread bir işlem yani bir arka planda bir işleme ihtiyaç duyduğunda ondan yardım alıyor. Tekrar çalışmasına bakalım. Başa dönelim. İşte console.log'u call stack'e attı. Load kullanıcıları call stack'e attı. Set timeout'u call stack'e attı. Bundan sonra set timeout satırını geçtikten sonra bunu V8 engine'e atıyor. Onun içinde de bir timer var. İşte bir Ajax call olsaydı bu işte XHR olacaktı. Yani bunun içindeki bir fonksiyon timer çalışıyor. 5 milisaniye ben buraya 5 milisaniye yazmışım da 6 milisaniye bekleyecek. 6000 milisaniye bekleyecek. 6000 milisaniye boyunca bu burada işleme devam ediyor. Benim normal call stack'im, normal JavaScript'im kendi halinde çalışmasına devam ediyor. 6 milisaniye sonra web API bunu alıyor, task'lara atıyor, görevlere. Task'lar şöyle çalışıyor. Burada birden fazla task olabilir tabii program çalıştığı sürede. Şu an uygulamamız Chrome tarafından çalışıyor. Yani eğer Chrome üzerinde çalışıyorsa tabii JavaScript'iniz işte task'lar da Chrome tarafında. Bu bakıyor JavaScript'in call stack'in boşsa task'ları sırayla çalıştırmaya başlıyor. Ama JavaScript'in call stack'i doluysa bekliyor. Şu an benim call stack'im boş olduğu için task'a geliyor. Task'a düştükten hemen sonra bu otomatik olarak gidiyor. Aslında benim JavaScript dosyamın içindeki şu fonksiyonu çağırıyor. Bunu çağırıyor. Bundan sonraki işlemler zaten az önce yaptığımız gibi bir anda ortaya çıkması aslında bu. Yani diğer thread'i diyeyim Chrome yönetiyor. Ya da işte hangi browser ya da hangi ortamda çalışıyorsa JavaScript. Şimdi böyle bir örnekte şimdi ekrana 1 yazdırıyorum sonra set timeout yapıyorum. 2 yazdırıyorum ama 0 saniye sonra. Az önceki gibi işte 6 saniye sonra değil. 0 saniye sonra 2 yazdırıyorum. Sonra console.log 3 yazdırıyorum ve JavaScript dosyamın uzun olduğunu düşün. Aşağı doğru işlemlerim gidiyor. Normalde beklentiniz insan nedir? İşte 1, 0 saniye sonra olduğu için hemen 2'yi çalıştırır. Console.log 2 yazar. Console.log 3 yazar. Yani 1, 2, 3. İşte 5 saniye olsaydı 1, 3, 2 yazardı. Çünkü alttaki işlemler bitecek diye düşünüyoruz. Ama normalde az önceki sistemde gidersek şöyle çalıştırıyor. Console.log 1'i çalıştırıyor. Set timeout'u call stack'e atıyor. Set timeout V8 engine'e düşüyor. Ama 0 milisaniyeli düşüyor. Ondan sonra işlemler aşağı taraftaki işlemler devam ediyor ya. O da bizim esas ana call stack, yani ana bölümümüz bitmediği için task burada bekliyor. Yani console.log 3'ün yazmasını bekliyor. Console.log 3'ten sonra başka işlemler varsa onları bekliyor, bekliyor, bekliyor. Ta ki call stack boşalana kadar. Call stack boşaldıktan sonra benim callback fonksiyonum çalıştırılıyor. Console.log 2 yazıyor. Yani ekranıma 1, 3, 2 yazıyor. O yüzden bazen başkalarının kollarını incelemişseniz arada set timeout sıfırla kullanılır. Bu aslında buradaki işlemin belli bir sıradan sonra yapılması için kullanıyor. Ara ara ben de kullanıyorum. Yani sıfırla set timeout'u çalıştırırsanız alttaki kodlar çalıştıktan sonra bu bölüme gelecektir. Bir de şöyle bir konu var. Peki call stack fazla dolarsa, yani test fonksiyonum var. İçinde tekrar testi çağırıyorum. Ne oluyor? İşte sonsuz bir döngü yapıyorum. Sürekli test, test, test çağırıyorum. İşte birinci de test, bir kere call stack'te bir test fonksiyonum oluyor. O bitmeden
diğer testi çalıştırıyorum. O bitmeden diğer testi çalıştırıyorum. Diğer testi böyle böyle gidiyor ve bir süre sonra range error, işte maximum call stack size exit geçildi diye, maximum call stack boyutu geçildi diye bir hata alırsınız ve şey, browser'ınız da kilitlenir. Buna da dikkat etmek lazım. Yani amacımız siteye mümkün olduğu kadar çabuk boşaltmak. Çünkü site dolu kaldığı sürece browser onu bekleyecektir. O yüzden mümkün olduğu sürece sitemizi hızlı şekilde boşaltacak işlemlere göre kodumuzu yazmamız gerekiyor. Aslında temelde JavaScript böyle çalışıyor. Scripting language single thread'de çalışıyor ama bu tarz işlemler için, işte Ajax kodu için V8 Engine, XH Array'ını kullanıyor. İşte timeout için V8 Engine'in timer'ını kullanıyor. Yani başka bulunduğu ortamdan destek alıyor, öyle diyelim. Böylelikle asenkron ve hani multithread gibi çalışabiliyor. Umarım faydalı olur bu video. Çünkü ilk başta ben anlamakta bayağı zorlanmıştım nasıl çalıştığını. Bu tarz videolar çekmeye devam edeceğim vakit buldukça. Teşekkürler. Of, böyle de deli gibi oluyor. Kendi kendime konuşuyorum.